Eder misin? Cevap verebilir miyim? Hepsinin cevabı var çünkü. Şöyle bir inancım var benim. Herhangi bir yerde bir soru varsa onun cevabı vardır. Herhangi bir sorun varsa onun çözümü vardır. Ama onu arayıp bulmak gerekir. Şimdi bir kere kitapta şu çok net ifade edilir. Siz yaptıklarınızdan başka hiçbir şeyle cezalandırılmayacaksınız. Sadece yaptıklarınız kadar bir ceza alacaksınız diye belki 10 yerde farklı şekillerde altı çizilir. Bu da işte bahsettiğiniz konuyla alakalıdır. Yani kimse işte istemediği bir suçun cezasını almaya devam etmiyor. Ama bunun ebedilik kısmı nedir? Bu kişi artık güzellikten nasibini kaybettiği için artık orası onun yok olma, yani ilk gün var olduğu gibi yok olma sürecine götürdüğü için o artık ebedi olarak güzellik noktasında bir azaba uğramış olur. Ebedi olarak. Diğer tarafta cennet, bakın cennet ne için tasarlandı? İnsan niçin yaratıldı cevabına gittiğimizde Rab bir varlık istedi ve bu varlık da çok hassas bir denge üzere kurulu, kendi içinde kötülüğe de günaha da yanlışa da meyilli olan, düşkünlüğü olan ama doğru istikametin güzelliğini anlayıp bunu takip etmek isteyen ve bu dengeyi sağlayabilecek güçte, destekte yaratıldı. Ve bunun nihayetinde cennete gittiğinde de şöyle bir tür olacak. Kendi isteğiyle olgunlaşmayı, iyiliği, doğruluğu, adaleti seçenler, bilgeliği seçenler orada o amaca hizmet etmiş şekilde isteğine ulaşırken diğerleri zaten kendileri seçmiş olduklarına ulaşacaklar. Özetle şunu diyorum. Burada bizim zor, çok zor bizim yaşamımız. Bunlar Allah'a fayda değildir hiçbiri. Yani bizim yaptığımız hiçbir şey Allah'a fayda olması için değildir. Aksine kendimiz içindir. Çünkü karşılığı veren zaten Allah'tır. Namazda ya da diğer ibadetlerde bütün yollar insanın ihtiyacı olan erdemliğe ulaşması içindir. Bu da bize gerekli. Zaten Rab da bizim aramızda dengeyi sağlamak için bize öğreti vermiyor mu? Elhamdülillah.